Evet arkadaşlar, tatil bölgesinde kendi Xiaomi Pro 2 scooter'ı sipariş verdim. Aha geliyorlar, evet. İnşallah güzelce bakacağız, oynayacağız, güleceğiz, eğleneceğiz onunla. Ben bu önde mi? Heh. Ha tamam abicim. Şimdi kolay gelsin. YouTube atacağım da böyle şey yapayım ama. Oo bayağı büyükmüş. Eşek arısı gibi. Tamam. Şimdi şöyle ben kargo getirdi sağ olsun. Şifreyi verdik. O yüzden bir kesintiye uğradı. Bakalım şimdi eve bunu nasıl taşıyacağız. Hayırlısı olsun. Arkadaşlar bunu şimdi deneyeceğim burada. Tanıtımını da evde yapacağım. Ondan sonra YouTube'a attığım gibi sizlere bu anı gösterip hem de küçük bir scooter'la ilgili tanıtım yapmış olacağım. Bu konuda da sizi de bilinçlendirirsek ne mutlu bize. İnşallah sayfama abone olmuşsunuzdur. Abone değilseniz sizden ricam, abone olursanız çok çok sevinirim, minnettar olurum. Yorum yazarsanız, beğeni de atarsanız manyak olur. Görüşmek üzere. Binecek misin buna? Hı? Eğer binersen bir tane. Sana bir de Karayip Korsanı maskesi alacağım. Birlikte gideceğiz. Merhaba arkadaşlar. Birazdan sizinle Xiaomi Pro 2 scooter'ı tanıtacağız. Ama ıslık ilk önce teftiş ediyor. Gitti mi ıslık? Islık.
Evet arkadaşlar, şimdi sıra Pro 2'yi sürmeye geldi. Hiç kullandınız mı diye sorarsanız hiç kullanmadım. Denemesi bedava. Düşmek bedava, sürmek bedava. Bakalım, tecrübe edeceğiz. Hayırlısıyla süreriz diye düşünüyoruz. Şimdi arkadaşlar, şuna dikkat edelim. İki tarafın lastikleri çok sert. İçindeki şambrenin içi boş. Daha doğrusu havası yok. Bunu hava bastırmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Kutudan çıkan ayrı bir aparat var. 10 santimetre kadar. Bu hava pompa girişi olan yerlere takıyoruz. Çeviriyorsunuz vidasıyla. Ve oradan pompa yapabiliyorsunuz. Çünkü ön lastikte zorlandım desem yalan değil. Bilginiz olsun. Belki sizler Shell gibi benzin istasyonlarına gidip belki orada direkt takabilirsiniz ama o yedek parçayı elinizde bulundurun. Çünkü takamadığınız zaman onu takıp size kolaylık sağlayacak. Bilginiz olsun. Hadi başlayalım artık. Nasıl gidecek merak ediyorum. Gidiyorum, gidiyorum. Yolların acemisi. Arkadaşlar inanılmaz zevkli. Sizi istediğiniz yere götürür. Dememe gerek yok. İş hayatınızda ne var? Evlerinize kadar. Spordayım şu anda. İki bölümden oluşuyor. Biri yavaş yürüme hızında 5 kilometre gibi. Diğeri ise spor. Onda da 25 kilometre maksimum hız. Tabii ki öğrendiğim kadarıyla bunu programlarla değiştirebiliyorsunuz hızını ama tavsiye etmiyorum. Garanti kapsamındaysa garanti kapsamı çıkmakta arkadaşlar, bilginiz olsun. Ona göre kendinizi frenleyin derim. Zaten biliyorsunuzdur 25 kilometreden sonraki hızlarda özellikle 70, 80, 90 kilometre hızlara çıkan skuterlar var. Onların da fiyatları belli arkadaşlar. Bayağı yüksek fiyatlar. Bu çok makul. 4. Tabii 3 olan da var, 2 olan da var. Onların performansı da ona göre. Ne kadar ekmek, o kadar köfte. Burada da bir su içelim. Kolay gelsin amca. Allah aşkına. Bir su içme imkanım var mı? Çok sağ olun. Evet arkadaşlar. Güre sahile geldim, yaklaştım. Şöyle göstereyim. Sarı kızın heykeli var. Güre olduğunu göstermek için. Ve ben burada 10 gündür buradayım. Hiçbir skuter kullananı görmedim o bisiklet yolu üzerinde. Galiba ilki başardım. Dünyada nadir olan bir olay. Şimdi arkadaşlar şurada sahile doğru geçeceğim. Amcamı takip ediyorum. Bu da onun skuteri. Gidip
buraları yakalayalım. Gıdıkları. Arkadaşlar çekim yaparken güzel ablamız sağ olsun kedilere mama getiriyor. Ben hazırlıksızdım. Benimde de mama var ama o benden. Siz sürekli yapıyorsunuz galiba değil mi abla? Sürekli yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Sistematik olarak yapıyor. Çok güzel. Size kolay gelsin. Çok teşekkür ederim böyle güzel yardımlarınız için. Evet, çekim yaparken böyle güzel noktaları yakalamak çok mutlu ediyor insanı. Hazırsanız çekime devam edeceğim. We'll be right back.
teknik tecrübeme rağmen resmen bana güven veriyor. Rahat rahat sürmemi de sağlıyor. Yani diyor ki ben varım buradayım diyor. Arkadaşlar şimdi eğimli yoldaki performansına bakacağım. Bayağı bir açısı var buranın. 20 dereceden fazla görüyorum. Bakalım. Performansını deneyeceğiz. Ve finish bu bıdırık. Bu hisada ben nereden baksam 85 ile 90 kilo arasındayım. Hadi bakalım deneyelim. Arkadaşlar buranın eğimi 20 dereceden fazla ve ben 85-90 kafadan bir 90 kiloyum ve 17 kilometre hızla rahatlıkla çıktı. Hiç sağa sola sapmadım. Yani kısacası benim için hakkını verdi bu. Her şeye değer. Evet arkadaşlar, bakın asıl dönüş yol giderken deniz kıyısına eğimli, yani yokuş aşağı gidiyordum. Şimdi yokuş yukarı. Bakın ve yukarıya doğru belli bir açısı var. Ve ona rağmen hıza basıyorum. Elimde telefon var. O yüzden biraz zorlanabilirim. 18-19 kilometre hızla gidiyor. Gördüğünüz gibi. Zeytin ağaçlarının arasında. Şuradan yavaşlayalım. Kafa ne kadar olsa olsun çarpacağız. Ve bu performans arkadaşlar benim ilk binişim, açık konuşayım. Basıyorum gaza. Bana mısın demiyor. Yani şuna bakın hız ve eğimli yol. Bakın eğimli yol. Gördüğünüz gibi hiç demiyor. Ben çıkarım diyor. Hızımı azalttı. Gördüğünüz gibi. Ya ben ne halledeceğimmişim. Tabii ki sağıma soluma baktım. Dümdüz gidiyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sayfama aboneyseniz sizden ricam, yorum ve beğeni yaparsan sevinirim. Ama abone değilseniz abone olup yorum ve beğeni yaparsanız çok ama çok sevinirim. Kendinize iyi bakınız. Umarım bütün günler daha güzel olur. Görüşmek üzere.